Boks keyifli ama bir o kadar da sert bir spor. Bir boksörün saldırı ve savunma gücüyle hızı, dengesine ve hareketine her an hazır olmasına bağlıdır. Şimdi eski dünya boks şampiyonu Mustafa Genç'ten bu sporun püf noktalarını öğreneceğiz. Boks yani güç, dayanıklılık, yani fizik kadar teknik de çok önemlidir. Yani teknik olmadığı zaman o sporcu hiçbir yere varamaz. Sporcular zaten belli bir teknik üzerine antrenör tarafından yetiştirilir. Yani tabii bu antrenörün de alanında uzman olması lazım. En azından kendinin ringe çıkıp bu eğitimleri kendinin de sporcu olarak alması lazım. Çünkü boks zor bir spor. Kuraşa boksun vazgeçilmez yumruklarından biridir. Çünkü savunması zor olan bir vuruş şeklidir. Çünkü hangi açıdan geleceği tam olarak belli değildir. Kolun üçgen olarak açılımına biz kuraşa diyoruz genelde. Bu biraz daha açık olabilir, biraz daha kısa olabilir. Boksta kuraşa genelde çeneyi hedef alan bir vuruş şeklidir. Direkt atak yaparken atağın içinde de kroşe çeneye vurulabilir. Direkt savunma yaptıktan sonra da çeneye vurulabilir. Veya savunma geri çıkış yaparken de açık elle kroşe vururken de yine bütün vuruşlar çeneye hedeflemektedir. Aparkat boksta özel yumruklardan biridir. Yani kullanılması zor bir yumruktur. Çok meşakkatli çalışma gerektirir uzun yıllar boyunca. Genelde karnın orta, sağ, sol ve çeneye vurulan yumruk şeklidir. Yani yumrukların kolla beraber üçgen şekilde olup yani alttan vurularak yapılan bir vuruş şeklidir. Özellikle aparkat yani vücuda hamle yaparken vücudun pozisyonuna göre ayar yapmak gerekiyor. Yani vuruşu hazırlamak gerekiyor. Direkt all drop, direkt aparkat yumruğu vurulamaz. Normal guard duruşunda durmak gerekir her vuruş gibi ama vurmak için sol aparkat vuracaksan, sağ aparkat vuracaksan ona göre vücudu hazırlayıp bir denge kurmak lazım. Örneğin direkt vuruşlardan sonra da aparkat vurulabilir. Kroşeden sonra da, örneğin sol kroşeden sonra sağ aparkat vurulabilir. Bu da genelde ön ayakla beraber rakibe karşı bir hazırlık yapmak lazım. Önce fend aldatarak rakibi, ön ayakla beraber rakibe yaklaşıp diyelim ki gerideki aparkatı vurmak lazım. Veya direkt vuruşlardan sonra öndeki yumruğu vücutla beraber yatarak sol aparkat vurulabilir. Aparkat duruşu bu şekilde. O rakibe vuracağın yumrukları seçmen lazım. Veya o rakibin yediği yumrukları bir önceki maçta izlemen lazım. Veya işte teknoloji gelişti artık internette herkesin videoları var. Rahatlıkla bunlara ulaşılabiliyor. Antrenörün mutlaka isim yapmış yani başa oynayacak sporcuları takip etmesi lazım ki hangi özellikleri var, hangi taktikleri var. Ona göre de kendi sporcu yani sporcumuz rakibe vurabileceği yumrukları seçip maçta bunları uygulaması lazım.